Yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, hatta buna eşlik eden kimi zaman kusma, ben de bir ilavede bulunayım, zaman zaman baş ağrısı. Bu ya da buna benzer şikayetleri yaşayan çok sayıda vatandaş acil servisleri doldurmuş durumda, doldurmaya devam ediyor. Bir viral enfeksiyondan bahsediyor uzmanlar, hocalar. Ve şimdi önemli tarafı şu, biz ne bilirdik? İşte soğuk algınlığı, grip, nezle, şu bu. Doktora gidersen bir haftada, gitmezsen 7 günde geçer filan diye böyle halk arasında tabir de vardı. Bunun özelliği şu, geçmiyor, bitmiyor, devam ediyor. Hastayım. 25 gündür hastayım. Hastayız yani. Kimi bağışıklığına yenik düşüyor, kimine de eşinden dostundan bulaşıyor. Evet, herkes hasta gerçekten, sürekli bir salgın halinde. İshal ve kusma. Sebepleri farklı olsa da şu sıralar herkes hasta geziyor. Ben de şu an hastayım zaten. Neyiniz var? Ben de sadece balgam ve burun akıntısı. Acile daha çok ateş, baş ağrısı, öksürük, vücut kırgınlığı, boğaz ağrısı ve tabii ki ishal vakalarıyla geliyorlar. Ellerden peçete. Hıpş, hıpş. Evlerden öksürük sesleri eksik olmuyor. Gripti, koronaydı, ishaldi derken herkes ya farklı bir hastalıktan şikayet ediyor ya da tüm virüsleri aynı anda vücudunda taşıyor. Grip oldum. Çocuk da bir haftadır aşağı yukarı öksürüyor. Burnum akıyor. Öksürüyor mu? Öksürük özellikle çok var. Metrolarda gidemiyoruz okula artık. Halk arasında yayılan salgın sadece birkaç belirtiyle değil, viral enfeksiyonların tüm belirtilerini aynı anda yaşatıyor. Griple üstü işte böyle boğazdı, ateş, öksürük, kusma. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada salgın var yani. Kötü valla. Herkes hasta mı? Arkadaşlarımın hepsi hasta şu an. Neyin var? Öksürüyorum. Başka? Bir de burnum akıyor. Evet. Koronavirüs, influenza virüs ve respiratuar sinsisiyel virüs dediğimiz arka arkaya birden fazla bu enfeksiyonlara kapıldığı zaman aynı şikayetlerle tekrar tekrar acile veya hastaneye başvurabilirler. Kardeşi 2 haftadan beri öksürüyordu da. Bu 2-3 gündür yeni başladı. Ona da geçti. Evet. Ardı arkası kesilmeyen öksürük krizleri ve diğer tüm belirtiler içinse bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli. İmmün sistemi güçlendirecek özellikle C vitamini fazla olduğu portakal, mandalina, greyfurt gibi tüketim malzemelerini kışın daha fazla tüketmelerini tavsiye ederim. Bol bol sıvı alsınlar ve kapalı mekanlardan çok fazla kalabalıklardan da uzak dursunlar.